Neredeyse cehennem günleri diye tanımlayabileceğimiz günlerden geçiyoruz. Hepimizin etrafına bir duvar örülmeye başlanmıştı. Ve bu duvarlar gün geçtikçe daha da yükseliyor. Yakında birbirimizin sesini bile duymakta güçlük çekeceğiz. Yaşadığımız günler bunu gösteriyor. KESK emekçilerinin ve KESK'li kadın arkadaşların yanındayım bütün kalbimle. Kadını sosyal hayatın dışında bırakmak isteyen bir zihniyet var karşımızda. Aman kadınlar çalışmasınlar, aman üretmesinler, evde otursunlar, çocuk doğursunlar. Ben çalışan ve emeğine sahip çıkan kadına tahammülü olmayan bu zihniyete itiraz ediyor, KESK'li kadınların tutuklanmasını kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyorum. KESK'in çok önemli bir özelliği var. Türkiye'de Kürt ve Türk sendikacıların beraber çalıştığı, birlikte yaşama ve mücadele etme iradesini gösterdiği bir sendikadır. KESK'e yapılan bu müdahale aynı zamanda bu birlikteliğe de karşı atılmış bir adımdır. Bu deneyimin birikmesini engeller ve gelecekte eğer iktidar partisinin dediği gibi ileri demokrasi kuracaksak ona dair attığımız adımları da geriye çevirir. O yüzden şiddetle kınıyorum ve bu 69 yöneticinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. KESK'ten 69 tane üyemiz bugün tutuklu ve kadın arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız var içlerinde. İşte onların mücadelesini, kadının özgürleşme mücadelesini, Rosa Luxemburg'dan Clara Zetkin'e kadar gelen bu kocaman bir yolda bizler 4 Ekim'de yoldaşlarımıza yoldaş olabilmek adına 4 Ekim Ankara'da onların mahkemesinde beraber olacağız. Türkiye bir korku döneminden geçiyor. Bu korku döneminin en büyük araçlarından biri de son dönemde yargı ve yargılamalar oldu. KESK'e dönük yapılan bu çerçevedeki saldırılara KESK üyesi kadın arkadaşlara yönelik saldırı da eklendi. 4 Ekim'de buna dair bir mahkeme var. Bu mahkemeye katılmak, hep de destek vermek, bütün sendikalı ve sendikasız muhaliflerin gündeminde olması gereken bir durum. KESK, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Türkiye emekçi emek hareketinin içerisinde önemli bir unsur ve önüne gelen bir unsur. Ama bunun içerisinde kadın emekçilerin, özellikle ön saflarda olan kadın emekçilerimizin üzerindeki baskı bunun birkaç katı. Son içerideki işte içeride tutsak tutulan arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın içeride oluş nedenlerinden biri de bu. Yani kadın militanlığının öne çıkmış olması. Sendika başkanı olarak, SİNESEN başkanı olarak orada olacağım, yanlarında olacağım. Bir an önce serbest bırakılmalılar. Bulundukları yerlerde sürdürdükleri mücadelelerine özgürce, demokratik bir ortamda devam etmelerini diliyorum. 69 KESK üyesi arkadaşımız tutuklu olarak cezaevlerinde yatıyor. Arkadaşlarımız bu topraklarda onlarca yıldır eşitlik, özgürlük ve insanca bir yaşam için mücadele verdikleri için, insana dair her türlü değeri yok eden bu baskı, sömürü ve zulüm düzenine karşı çıktıkları için cezaevlerine atıldılar. 4 Ekim'de onların yanında Ankara'dayız. Evet, KESK'e yönelik tutuklamalar, baskılar içinde bulunduğumuz süreçte giderek yoğunlaştı. Şunu söyleyebiliriz, 12 Eylül darbesinden bu tarafa sendikalara yönelik hiç bu kadar yoğun baskı görülmemişti. 12 Eylül döneminde DİSK'e yönelik baskılar vardı. Bugün onun benzeri, hatta daha da onu aşan bir şekilde KESK'e yönelik saldırılar bu süreç itibariyle devam ediyor. Burada KESK'in içeriğin önemli olduğunu düşünüyorum. Neden KESK'e yöneldiği? Çünkü KESK Türkiye'de kamu emekçi hareketinin var olmasını, ortaya çıkmasını, buradaki mücadelenin en temelini oluşturan bir örgüt. Öbür taraftan 90'lı yıllardan bu tarafa Türkiye'de toplumsal muhalefetinde öncüsü olan bir örgüt. Bu nedenle 4 Ekim'de mutlaka Ankara'da olmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü tüm muhalif olanlar, tüm hayır diyenler, tüm sorgulayanlar, düşünenler otoriter bir rejimin altında olduğunun farkında. Farkında olmasa da farkına vardırılıyor. Çünkü şu anda burada bulunduğumuz gibi emek ve demokrasi güçlerinin temel isimlerinden biri olan KESK
birçok yöneticisiyle maalesef gözaltında. Yakında mahkemesi var. Yakında bizim de mahkememiz olabilir. Bizler sanatçılar olarak bizim de başımıza gelebilir. Yakında sizlerin de olabilir, işçilerin de olabilir, öğrencilerin de olabilir. Bugünlerde her zamankinden daha çok birlikte olmaya, her zamankinden daha çok birbirimizle dayanışmaya ihtiyacımız var. Hapse girmiş bir başbakanın yönettiği ülkede her türlü muhalefeti kendisine tehdit olarak görmesi hakikaten büyük şanssızlık. Keskli kadın mahkumların başına gelen de bu zincirin bir parçası. Eskiden partiler Anayasa Mahkemesi ile kapatılırdı. Şimdi yeni bir yöntem, parti kapatılmıyor, altı boşaltılıyor. Kim var kim yok KCK operasyonundan içeri ve yerinde de durmuyor. Diğer muhalefetleri de suçluyor. Keskin başına gelen de bu. Bu Türkiye için çok büyük bir tehlike. Mutlaka hep birlikte karşı çıkmalı ve bunu durdurmalıyız. 4 Ekim'de Ankara'da olmaya gayret edeceğim. Bugün bizler akademisyenler olarak, entelektüeller, aydınlar olarak hukuki süreçleri yakından izliyoruz. Siyasal iktidarın herhangi bir muhalefete karşı tahammülsüzlüğünü izliyoruz. Özellikle KESK davasında sendikacıların emeğin hakları için yürüttükleri mücadele güçlü bir muhalefet olduğundan susturulmak istendi. Kadın sendikacılarının özellikle bu tür bir engelleme ile karşılaşması Türkiye'de kadın hakları açısından da bir kayıp olarak düşünülmeli ve bizler kadın hakları savunucuları olarak da bu mahkemeleri izlemeye devam edeceğiz. Hukuki sürecin doğru bir şekilde işlemesi için gayret sarf edeceğiz. Hareketin önünde bu kadar engel varken bir de sendikacıların tutuklu olması hepimizi, tüm sendikacıları hem üzüyor hem de engellerimizi arttırıyor. Buna karşı çıkmak için 4 Ekim'de Ankara Adliyesi'ndeyiz. Zarar alırız, alırız.